Merhaba Paramanya Vizyon kanal takipçileri. Ben Yüksek İhtisas. Bugün 18 Ocak 2019 Cuma. Yeni bir karakter kartımız var arkadaşlar. Yeni karakter kartımızın adı Aslı. Eğer etkinlik süresi içerisinde karta sahip olabilirsek 300 elmas envanterimize hediye olarak gönderilecek. Ayrıca arkadaşlar karta 24 saat içerisinde sahip olabilirsek bize bir adet penguen cevher seçim küpü verecek. Kart için geliştirmiş 2 tane cevher var. Bir tanesini seçme hakkımız olacak. Onun haricinde arkadaşlar yine 24 saat içerisinde karta sahip olabilirsek bizim hizmetçi Victoria olarak bildiğimiz oyunun en eski efsane kartlarından bir tanesi olan hizmetçi Victoria'nın görseliyle sunulmuş olan bir Aslı'nın asistanı aksesuar kartımız var. Bu aksesuar kartına da bakacağız. Bunu da bize hediye olarak verecek. Peki kartımız neymiş? Nasıl sahip olabilirmiş? Nasıl sahip olabilirmişiz? Buna bir göz atalım. Bina inşa ettiğinde %55 ihtimalle simge inşa ücretinin 10 katını ödeyerek hemen simge inşa et. Oyunu %70 fazla nakitle başla. %45 ihtimalle rakibin simgesine geldiğinde standart kira ücretini ödedikten sonra rakibinin simgesini 2 turluğuna senin olsun. %90 ihtimalle yırtılan melek kartını onar veya saldırılardan korun da 2 haftalık ekstra yetenek yani bize bir artı savunma opsiyonu olarak verilmiş. Peki arkadaşlar kartımız nasıl çalışıyor? Yazdığı şekilde ben size izahını yapayım. Şimdi 10 milyonluk haritada olduğunuzu varsayıyorum. Kartla 17 milyonla oyuna başlıyorsunuz arkadaşlar. Birinci sırada başlangıçtan adaya kadar olan sıra içerisinde bir yerde simge inşa etme ücreti 700 bin altındır. Yani 17 milyon parayla başlıyorsunuz. Eğer yeteneğiniz çalışırsa bu sıra içerisindeki bir karedeyken direkt 7 milyona şehir simgesi inşa edebiliyorsunuz. Arkadaşlar adadan festivale kadar olan sıra içerisinde bir simge inşa ücretinin değeri 1M'dir. Burada da 10 milyona direkt simge inşa edebilirsiniz. Peki bu çok maliyetli mi? Evet, çok maliyetli bir işlem. Bu maliyeti kısmak için kesinlikle olmazsa olmaz aksesuarlardan bir tanesi arkadaşlar. Şu 3 aksesuardan biri olmalı. İpeğin tokası arkadaşlar, büyük şehir planı ya da kraliyet planı gibi bir bayrak bile dikseniz bunu şehre çeviren bir aksesuar kullanmanız bu kartta olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Oyunun kendi tavsiye ettiği aksesuarları tavsiye etmiyorum. Birinci aksesuarınız budur. İkinci aksesuarınız arkadaşlar bir jeneratör kullanmanız lazım. Asa kullanırsanız, asanız mevcutsa bu sizin için daha avantajlı olacaktır. Bildiğiniz gibi asa hem saldırı hem savunma hem de stratejik üstünlük için olmazsa olmazdır. İflas etmenizin de önüne geçer. Seda gibi bir kartla oynuyorsanız arkadaşlar pahalı şehrine delik atarak kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Rakibinize karşı size bir üstünlük sağlar. Üçüncü olarak tavsiye ettiğim aksesuar arkadaşlar kesinlikle rokettir. Rokette hangisini kullanacağınız, elinizde hangisi olduğu sizin kendi aksesuar envanterinizle alakalı bir durum. Kaçış roketi de kullanabilirsiniz. O da bunda işi yapacaktır. Dördüncü olarak tercih edeceğimiz aksis arkadaşlar hemen kafanızda abi kask 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 diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, ben bu kartta kesinlikle beni bilirsiniz zaten. Hani zar kontrolüm normalde iyidir. Seda'da bile iyi zar kontrolü sağlarım. Böyle bir kartta kesinlikle kask kullanmam. Yani o opsiyonu kaskla değerlendirmem. Tabii ki siz tercihinizi kasktan yana da kullanabilirsiniz. Lakin neden kaska ihtiyacınız olmadığını söyleyeceğim. Kesinlikle opsiyonel bir kaskınız yoksa bir kask kullanmayın zaten. Eğer kraliyet ya da zafer kullanmak istiyorsanız bu sizin tercihinizle alakalı. Neden olduğunu birazdan göstereceğim arkadaşlar. Peki nasıl elde edebiliyormuşuz kartı? Kart için arkadaşlar sadece etkinlik için verilen kartlar geliştirmede kullanılabiliyor. Oyuna ilk başladığınızda size kartın esini verecek. Muhteşem kanatlarla geliştirilemez. Bu es kartı arkadaşlar oyunda elde edeceğiniz B parfüm ve safir kolye, A safir kolyelerle yükseltilerek 30 seviye yaptığınız zaman karta sahip olmuş olacaksınız. Şimdi hemen şuradan size arkadaşlar neden kask tercih değildir kısmını izah etmek istiyorum. Şuradan listeden geçelim. Mesela yeni kartlarımızdan bir tanesine bakalım. Zar kontrolü, ressam kedi. %81 kendisine ait bir zar kontrolü var. Bunlar yüzdeli oranlar değildir arkadaşlar. Kask gibi düşünmeyin. Yani %51 ihtimalle çalışır gibi falan düşünmeyin. %81 kendisine ait bir zar kontrolü var. Daha zar kontrolü kuvvetli kartlarımızdan bir tanesine bakalım.
Evet, örneğin hepimizin bildiği zar kontrolü gayet iyi olan bir kart. %93 oyunun en yüksek zar kontrolü kabiliyetine sahip kartlarından bir tanesidir Simge. Peki arkadaşlar, bu kartın zar kontrolüne bakalım. Kendisine ait verilmiş zar kontrolü 105. Yani arkadaşlar, maksimumun üzerinde bir zar kontrolü var. Siz bunun üzerine bir %7'lik kare cevher, bir de %6'lık üçgen cevher eklerseniz 118 zar kontrolüne kadar çıkartırsınız ki zar kontrolüne eğer kendi zar kabiliyetiniz, zar atma kabiliyetiniz de biraz iyiyse hiç ihtiyaç duymazsınız diyorum. Peki arkadaşlar, şimdi ben şeye geçmeden önce, videoya geçmeden önce bir çekiliş yapmıştım. Hemen size şöyle göstereyim. Dükkandan bir çekiliş daha yapayım. Önce beşli paketlerimizden neler geliyormuş diye. Evet, önceki çektiğim paketlerde de sadece beşli B parfüm vermişti. Yine beşli B parfüm verdi. Şurada etkinlikten arkadaşlar oyuna kazanlara giriyoruz. Bu oyuna kazanlarda arkadaşlar 3 oyun oynadı birli paket, 5 oyun oynadı birli paket ve sıralı zaferde de beşli paket verecek. Ben sıralı zaferi tamamladım. Beşli paketi aldım. Hemen videodayken onu da açalım. Bakalım ne verecekmiş bize beşli paketimiz. Şuradan B, C deriz. Ana, etkinlik kartlarını satmadık inşallah. Satmadık. Evet, bu da görmüş olduğunuz gibi 5 tane B verdi. Şu gizemliği de alalım. Evet, etkinlik diyoruz arkadaşlar. Kart etkinliği. Şimdi VIP biletlerle karta direkt sahip olabiliriz. 5 tane VIP biletlerin fiyatı çok yüksek. Bunu daha önce de göstermiştim. Yine göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, gizemli karakter, rastgele seçim kart sandıklarımız. Şimdi oyun bize her girişimizde arkadaşlar bu gizemli karakter kartlarından bir tane verecek. Oyunun ilk başlangıcında oyuna giriş yaptığınızda bir tane veriyordu. Şimdi ekstradan bir tane daha vermiş. Onu muhtemelen bildirimden vermiştir. Ben videodayken. Bundan 6 tane toplayıp 300 elmas olarak değerlendirebilirsiniz. Bu kartlara ihtiyacınız yoksa. Eğer yeni oyunculardan bir tanesiyseniz arkadaşlar, 3 taneye sahipseniz Aslı, Beethoven, Dilek, Beyaz Esin, Beyaz Sürrem, İpek, Prenses Yasmin, Çizmeli Kedi, Milyoner Şahin, İrem ya da arkadaşlar 5 taneye sahipseniz Aslı, Karaberk, Kara Seda, Kara Nazlı, Kara Serap, Kara İdil, Kara Paslı, Kara Sofya, Kara Betül, Kara Maya, Kara Demet gibi kartlardan herhangi bir tanesine rastgele sahip olabilirsiniz. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımdan bir tanesiyseniz şöyle göstereyim ben size. Şimdi burada gayet güçlü karakterler olarak gösterilmiş. Lakin buradaki Kara Sofya, Kara Maya, Kara Demet bunlar sizin rahatlıkla normal oyun oynarken de sahip olabileceğiniz kartlar. Fakat arkadaşlar, şuradaki işte Beethoven, Beyaz Hürrem, İpek gibi kartlar, İrem gibi kartlar kolay sahip olamayacağınız kartlardır. Bana sorarsanız ben beşliden değil üçlüden çekin derim. Çünkü beşli pakette emin olun şunlardan, pardon, beşli pakette şunlardan çok daha fazla verecektir. Karamaya ve Kara Demet gibi kartlardan çok daha fazla verecektir diyorum. Dükkan kısmına geleceğim arkadaşlar. Dükkanda yıldız puanımızda bildiğiniz gibi deneme eşyalarımız mevcut. Ben videoya geçmeden önce ikisini de aldım. Bir adet haylaz tavşan, bir adet yenilmez köpek. Bunu arkadaşlar oyun oynayarak da deneme eşyası gibi oyun oynayarak da arkadaşlar bu kartlarla oynayabilirsiniz. Oynadıktan sonra da satışını gerçekleştirebilirsiniz. Ya da arkadaşlar 5 roundluk roket ya da korkuluğu deneme olarak alabilirsiniz. Yıldızınız çok fazlaysa. Şu ikisi yıldızınız fazlaysa ama tavşanla köpeği alın diyorum. Neden alın diyorum arkadaşlar. En karlı metodu bunun şudur. Şuradan sondaymışız zaten. Şuradan arkadaşlar sat diyoruz. Köpeğimizi ve tavşanımızı 780 bin altına satabiliyoruz. Bu gayet ekonomik bir işlemdir. İki kartınızı da bu şekilde satabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, karakter kartımızdan şu penguen seçim küpündeki arkadaşlar size şu cevheri göstermek istiyorum. Evet, seçim cevherlerimiz şunlar.
Biri kraliçe cevheri, biri de taç cevheri. Bu iki cevherden birini size seçme opsiyonu sunacak. 24 saat içerisinde sahip olabilirsiniz. Kraliçe cevheri %5 ihtimalle rakibin simgesine geldiğinde standart kira ücretini ödedikten sonra rakibinin simgesi 2 turluğuna senin olur seçeneği. Şimdi bu karakterin kendi yeteneğindeki arkadaşlar şöyle bir şey var. Rakibin şehrine geldiğiniz zaman standart kira ücretini tekrar ediyorum. Mesela adamın çarpı 32'si olabilir, çarpı 80'i de olabilir. Siz sadece standart kira ücretini ödüyorsunuz. Yeteneğiniz çalıştığında standart kira ücretini ödedikten sonra 2 turluğuna burayı boyuyorsunuz. Uçan Ada haritasından bildiğimiz boyama özelliğini kullanan bir karttır. İkinci cevherimiz de arkadaşlar taç cevheri. Bina inşa ettiğinde %5 ihtimalle simge inşa ücretinin 10 katını ödeyerek hemen simge inşa seçeneğine %5 eklenmiş. Bu cevher mi, kraliçe cevheri mi derseniz kraliçe cevheri diyorum çünkü rakibi muhtemelen bir projesi ya da katlaması vardır gittiğiniz şehirde. Hem bunu absorbe eder hem de 2 turluğuna size zafer şansı da oluşturmuş olabilir. Peki bu yeni gelen aksesuarımız neydi? Ona da hemen bir göz atalım. Şuradan listeden bakalım arkadaşlar. Evet, Aslı'nın asistanı. Çift sarattığında başlangıçtan geçiş ücretinin %100 kadarını alırsın. 2M başlangıçtan geçiş ücretimiz var. Her çiftinizde de %25 oranınız çalıştığında 2M envanterinize dahil olacaktır. Ve %25 ihtimalle sahip olduğun tüm karelerin kirası da 2 katına çıkar. Bir karenin değil, tüm karelerinizi katlama özelliğine sahip bir aksesuar. Bu aksesuar sizin bu karakterde hayatınızı kurtarır mı? Kurtarmaz. Belki bu aksesuarı başka kartlarınızla değerlendirebilirsiniz. Boş yeriniz varsa diyorum arkadaşlar. Bunun haricinde etkinlik için fazla da söylenebilecek bir şey yok. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Bunu bilmeyen arkadaşlarım var. Her gün özellikle yeni başlayan oyuncular her gün ailenize komple arkadaşlar buradan yoncanızı gönderdikten sonra şurada arkadaş listenizin göründüğü kısımda arkadaşlar Facebook'ta özellikle platformlara üye olarak oyunu oynayan en az 100 tane arkadaşınızı oyun arkadaşı olarak ekleyin ki her gün arkadaşlar 100 tane ücretsiz destek gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz her destek size 10 hediye puanı. Yanında görmüş olduğunuz yoncalara tıkladığınız zaman yoncalar 2 hediye puanı. Ve arkadaşlar gönderdiğiniz arkadaş oyun oynayabilmesi için yonca desteği anlamına gelmektedir. Sizden giden yoncalardan karşılık olarak onlar da size yonca göndermektedirler. Bu hediye puanlarından da özel çekilişten arkadaşlar buradan bazen 2000 elmas bile hediye olarak kazanabiliyorsunuz. Hiçbir şey kazanmasanız bile şöyle söyleyeyim hiçbir şey yapmadan bedavaya gelen hediyelerdir. 5 elmas, 10 elmas, 200 elmas, 500 elmas, 2000 elmas ya da işte kart paketleri ya da işte aksesuar paketleri hiç yoktan iyidir, bedavadır. Bunu atlamayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Paramanya Vizyon Facebook ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın efendim. Bu arada onu da atlamayayım. Dün kupon kodunu vermiştim. Belki videoda izlemeyen arkadaşlarım vardır. Tekrar göstereyim. Kupon kodu arkadaşlar, sözcük kupon kodu tamamen küçük harflerle PR Vizyon. Ben dün kupon kodunu videoda almıştım. Evet, bu şekilde tamamen küçük harflerle Paramanya Vizyon'un PR Vizyon yazdığınızda ve onayladığınızda arkadaşlar 100 elmas gösterecek envanterinize 120 elmas hediye olarak gelecek. Ay sonuna kadar kupon kodu geçerlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim.